Artaş İnşaat'ın basın toplantısındayız. Yanımızda Artaş İnşaat Satış Pazarlama Direktörü Varol Tezman var. Varol Bey, bugün basın toplantısı gerçekleştirdiniz ve 2017'ye dair planlarınızı ve hedeflerinizi açıkladınız. Artaş İnşaat olarak 2017'de kaç konut satışa çıkmayı hedefliyorsunuz? 2017'de 3000 üzerinde konut, 5 projede 3000 üzerinde konut satışa çıkarmayı hedefliyoruz. Zaten 2016'da yatırımları başlamış 5 projemiz daha var. Orada da bir 3600 civarında bir konut var. Bazıları satıldı, bazılarının satışı devam ediyor. 2017'de de 5 tane projemiz var. Tabii bunların sıralamalarını bugünden söylemek mümkün değil ama bana kalırsa en erken bir kale projesinin arkasındaki kale 2 projemiz var. İlk önce tahminen o çıkacak diye düşünüyorum. Kale 2 projesi çıkacak. Aşağı yukarı 270 konut civarında. Arkasından Atakent 4 olabilir. O da aşağı yukarı 400 konut civarında. Atakent 4 hemen B etabı, A'nın hemen yanında. Sonra da C etabı çıkacak Atakent 4'ün. Bunun dışında merakla beklenen arıcılar projemiz var. Onun birinci etabı var. Aşağı yukarı 385 konut civarında. Arıcılar olacak. Derken yerini de isterseniz Vadi İstanbul projenizin yakınında bir yer. Vadi İstanbul projesinin daha üst bölümünde Hastal Mezarlığı'nın yanında ama çok stratejik bir öneme sahip, konuma sahip bir yer. Çünkü oradan Göktürk Kemerburgaz otobanın üzerinde aynı zamanda hem 3. Havalimanı'na 3. Köprü'ye gidiyor. Çok önemli bir noktada. Bir de TEM'in hemen yanında daha yukarıda orman manzaralı gerçekten çok merakla beklenen bir projemiz olacak. Bu ilk etapta 385 konut olacak ama bunun birkaç etabı olacak. İlk etapta çıkaracağımız 385 konut ama onun da tahminen Mayıs veya Eylül ayında çıkması bekleniyor. Tabii burada çok önemli, çok en büyük Anadolu yakasındaki Avrupa Ofis Ataşehir'den sonra konut projesi olarak baktığımızda ilk projemiz bizim. Ümraniye'de Yaman Evler projesi aşağı yukarı 1669 konut ve ofis ve dükkanlardan oluşacak. Çok önemli bir proje. Hem Asya yakasında, Anadolu yakasındaki ilk projemiz olması açısından hem de oradaki konut büyüklüğü açısından bölgedeki en büyük projelerden bir tanesi olacak. Onun da yine şantiyenin başlaması, yani Mayıs ayı gibi şantiyenin başlaması ama satışa çıkması Mayıs'ta Eylül aralığında olacağını düşünüyorum ben. 2016 yılındaki konut satışlarının değerlendirmesini yapmanızı isteyelim siz. Şimdi yaklaşık Türkiye'de 3-4 senedir istatistiğin TÜİK ve RAID'in tarafından tutulan istatistiklere baktığınızda her sene konut satışlarında önümüzdeki sene düşüş olacak. Bu sene işte patlama oldu ama az çok fazla talep o kadar olmayacak deniliyor ama yine toplantıda söylediğim gibi ama 2013, 2014, 2015, 2016'da bütün bu olumsuzluklara rağmen konut satışları yine artışla kapatacak. Rekor değil ama 2016'da yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen artışla kapatacak ve üstelik de bunda birinci el dediğimiz, yani bizleri ilgilendiren, bizim gibi projeleri ilgilendiren birinci el konut satışlarının arttığını, payının arttığını görüyoruz. %50'lere yaklaştı bu. Evvelden %30'lardayken 50'lere yaklaştı. Yani birinci el konut satışı hala artmaya devam ediyor. Bütün olumsuzluğa rağmen ben 2016'da da birinci el konut satışlarının yine bir artışla kapatacağını düşünüyorum. 2017'de benzer şey olacağını düşünüyorum. Tabii ki olumsuz hava şuradan kaynaklandı. 2016'da fiyatlarda geriye dönük bir hareket olduğu yönünde bir takım yazılanlar, çizenler oldu ama bu fiyat artışları, yani fiyat düşüşleri tamamen ikinci elle ilgili fiyat düşüşleriydi. Çünkü artık konut stokları çok eskidi. İnsanlar 30-40 senelik evlerini satıp yeni yerlerden ev almak istiyorlar. Dolayısıyla eski konut satışlarında bir arz fazlası ortaya çıktı. Talep yok. İnsanlar fiyat düşürmek zorunda kalıyor. Birinci elden bizim gibi projelerden konut almak için. Bu da piyasaya konut fiyatları düştü şeklinde yansıyor ama baktığınızda birinci el konut fiyatlarında düşüş yok. Ben 2017'de gerek artan maliyetler, arsa maliyetleri ve inşaat maliyetlerinden dolayı ben 2017'de fiyat artışının devam edeceğini düşünüyorum. Ama 2016'da %20 olur da İstanbul için söylüyorum, 25 olur. 2017'de daha düşebilir. Yani %25 artış olmaz da 20 olur. Ama ben yine de birinci el konut satışlarının 2017'de artarak devam edeceğini, fiyatların da artacağını düşünüyorum. Evet.
2017 yılında da benzer bir tabloyla devam edecek şeklinde düşünüyorsunuz fiyatlarda. Evet. Peki Artaş İnşaat olarak bu 5 proje için geliştirdiğiniz bir satış pazarlama planı var mı? Şimdi tabii ki fiyatlar artıyor ama satın alma gücü artmıyor. Bir de bunun üzerine %1'lerden geriye döndü ama faiz yükünü eklediğinizde gerçekten tüketici için satın alınması biraz daha zor hale geliyor konutların. Dolayısıyla biz bunu gidermek için değişik enstrümanlar kullanmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz 2016'da bir kampanya başlamıştı. İşte %10'unu öde, %5'ini öde, geri kalanını 120 ayda 0.70 faiz öde ki o zaman 0.70 olduğu zaman birlerdeydi şeyler. Yine 2017'de de benzer uygulamaları yapacağız. Önemli olan vatandaşın ödeyebileceği taksit miktarına getirmek gerekiyor. Peşinatı belki böleceğiz ve şeyleri taksit sayısında taksit miktarları mümkün olduğu kadar ödenebilecek seviyelere getirmeye çalışacağız. Tabii ki bu da bir maliyet. Bankalara burada çok ciddi anlamda bir katkı payı ödeniyor ama bunu mümkün olduğu kadar bu faiz yükünü şeyin üzerinden müşterilerin üzerine almaya çalışacağız. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.